Su burcu burçlarımız için esma hüsnaları söyleyeceğiz. Özellikle su burcu erkekleri ben hangi esma hüsnayı okursam bana faydalıdır diyorsanız iş için es-sahir okumanız gerekiyor. İşinizle ilgili aksilikler, problemleriniz için es-sahir doğrudur. İş kurma, yeni ortaklık, yeni oluşum, yeni beklediğiniz şeyler için de et-tevap okunması gerekiyor. Sağlık için de mutlaka ya Allah okumanız gerekiyor. Ev huzuru ve da evde yaşadığımız olumsuzluklar için Zülcelal ve ikram okumanız gerekiyor. Kötü insanların, kötü kör gözlerin, çevremde aileme, herkese nazar ettiren kişiler için de El Cami okumanız gerekiyor. Yatırım, plan, yat yatırımı, tekne yatırımı, araba yatırımı ne yapmak istiyorsanız da El Gani okumanız gerekiyor. Karı koca ilişkiniz içinde, yani normal ilişkiniz içinde olabilir. En Nuru okumanız gerekiyor. Devlet işleriyle ilgili de bekleyeceğiniz anlaşma ya da devlet işine girmek istiyorsanız da El Muhni okumanız gerekiyor. Su burcu kadınlarımız neler okumalı? Esma Hüsna ile ilgili. İş için El Hasibe okumamız gerekiyor. Sağlık için El Kerim okumamız gerekiyor. Ev, çoluk, çocuk, huzur için eş şehidi okumamız gerekiyor. Çocuk isteyenler için de El Mucib okumamız gerekiyor. Karı koca ilişkimizle ilgili beklediğimiz hani sorunlar varıyor, her şeyde kavga ediyoruz, yatak ilişkimizde sorunumuz var diyorsanız El Hamid okumanız gerekiyor. Devlet ataması, devlet beklentisi, devletle ilgili sorunuz, mahkemeniz, yasal sorunlarınız varsa El Hayy okumanız gerekiyor. Terslikler geliyor, elimi ne yapsam kuruyor diyorsanız El Kayyum okumanız gerekiyor. Genelde bunu ya Cuma selası ya da Cuma namazı bittikten sonra 101 adet ya da 100 adet okuyarak bir suyun içinde okuyun lütfen. Yine dediğim gibi kenara kıyıya duanızı serpin, kıyaf, elinizi yüzünü yıkayın, abdestinizi alın. Ayetel Kürsi ve Nazkelam okursanız bu Esma-i Hüsnalarınızı okuduktan sonra daha bereketini göreceksiniz diyorum.